Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 20 Aralık 2022 saat 14.00, T. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. 2 saat süren toplantıda devam etmekte olan birçok projenin gidişatı hakkında kararlar verildi. Toplantı sonrasında yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı basın açıklamasında ilk test uçuşunu havada 5 saat kalmak suretiyle başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağımız Kızıl Elma'da gelinen son durum değerlendirilmiş, İHA'larımıza yeni kabiliyetler kazandırılması hususları görüşülmüştür. F16'larımızın modernizasyonlarına yenilerinin eklenmesi, yeni elektronik harp ve radar sistemleri, muhtelif hava, kara ve deniz platformları, haberleşme ve bilgi sistemleri, ekipman ve teçhizatlar, simülasyon, lojistik ve siber güvenlik gibi alanlara yönelik çeşitli projelerde karara bağlanmıştır. İfadeleri kullanıldı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma muharip insansız uçak sisteminin ilk uçuşu başarıyla gerçekleştirilmişti. Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabbimize şükürler olsun, ifadelerini kullanmıştı. Kızıl Elma'nın teker kesme testi başarıyla gerçekleştirilmişti. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma Muharip insansız uçak sisteminin teker kesme testi başarıyla gerçekleştirilmişti. Gelişmeyi resmi Twitter hesabı üzerinden duyuran Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, zor tutuyoruz. Bayraktar Kızılelma teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah ifadelerini kullanmıştı. Teknofest 2022'de GDH Digital'in sorularını cevaplayan Baykar Teknoloji Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın savaşa rağmen Kızılelma muharip insansız uçak sistemi için motorların teslimatlarına devam ettiği bilgisini vermişti. Kızılelma'da Ukrayna menşeli ai 25 TLT ve AI-322F turbofan motorların kullanılması planlanıyor. Farklı gereksinimlere yönelik bir adet Aİ-25TLT, Aİ-322F veya 2 adet Aİ-322F olmak üzere 3 farklı motor opsiyonu bulunacak. Kızıl Elma için motor tedarikine ilişkin geçtiğimiz dönemde Ukrayna ile sözleşme imzalanmıştı. L-39 Albatros eğitim uçaklarında kullanılan ve yaklaşık 16,9 kN İTK'i verebilen Aİ-25TL üzerinden geliştirilen artı yakıcısız Aİ-25TLT'nin asgari olarak bu İTK'i değerinde olacağı değerlendirilebilir. Düşük maliyeti, basitliği ve etkisi sebebiyle bir ilk faz motoru olarak kullanılması daha olasıdır. İkinci motor opsiyonu olan art Yakıcılığı A322F ise kızıl elma gibi agresif uçuş karakteristiklerine sahip bir uçak için çok daha uyumlu bir seçenek olacaktır. aö 322 f azami olarak art yakıcısız 24,5 kN, art yakıcıları ile 44,1 kN İTKI üretebilir ve maç 1.6'ya kadar çalışabilmektedir. A322 hali hazırda çift motorlu Honda L15 hafif taarruz uçaklarında kullanılmaktadır. Tek motorlu konfigürasyonların yanında kızıl elma için 2 adet A322F ile donatılmış bir çift motorlu konfigürasyon da bulunacak. Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek itkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarıçapına sahip olacak çift motorlu kızıl elma, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beko olarak da avantajlara sahip olacaktır.